Ha, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizler bilen de idealleştirgenimiz için hursanımız. Allah Teala bugünkü sohbetimizi manfaatli kılsın. İslam dini ve onun alem şumul din ekenliği. Ta kıyametgacha keladigan insoniyatga munosib ta'limotlar majmua ekanligi to'g'risida gaplashamiz. Islom diniga bo'layotgan munosabatlar dunyo bo'yicha turli xil. Islomga mansub bo'lgan musulmon aholi, xalq hattoki islomni o'ziga din sifatida qabul qilgan insonlar ichida ham islomga bo'lgan munosabatlar bir tizimda emas. Aksariyati islomni to'g'ri talqiniga amal qilsa-da, lekin ma'lum bir toifalar, jamiyatlar islomni noto'g'ri talqin qilish qurboniga aylanib keladi va bu odatda İslam'a alakası bo'lmagan başka siyasi maksatdagi jamoalarni yani proyektleri hisoblanadi. Qisqaroq şekilde aytayapman bunu. Bunu hozir ochiqlaymiz. İslam dinini asosiy manbai Qur'oni Karim. Peygamber aleyhissalotu vesselam'a Qur'on nozil bo'ldi. Va aytdilarki, va Qur'oncha ilim berilgan menga dedilar. Peygamber aleyhisselam'da Kur'an ve yani şu Kur'an'ı açıkla bir uçu hadisler Kur'an kadar yani alakıda ilim verilgen idi. Bu iki de menbe, bana şu iki menbe. İslam dininin asıl menbeyi hesaplanadı. İslam dininin asıl menbeyi. Çünkü müracaat kılmadı. Menbe bir kıl bugünden ki hamma şu menbeye boysun işkere gidin. Keyinchalik Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan keyin odamlar İslam manbalarini okup özleri xohlagandek talqin qilishlik xavfi yuzaga çıktı. Kur'an'da okuydu ayet. Bir necha xil manosi bor uni. Bir necha xil manolari bor. Qaysi mano ayette ko'zlangan maqsadni ifoda qiladi? Kim cevap beradi bunga? Hiç kim cevap bera olmaydi. Nimaga Peygamber yo'q endi. Nima qilish kerak? Mecbur buldu ümmet, oşe Kur'an ayetleri, hadis metinlerini doğru talqin kıla aladigen ilmi asasını ortaya koyuşge. Bunu usul deydi. İlimde usul. Usulü din. Usulül fiqh. Yani dinini çüntüredigen usul, metod. Hadırgi til bilen etken de hadırgi fanda metodologi deydi. Her rıbırtta fanda metodu var. Metodologiyası var. Üslubiyeti var. Üslubiyatni o'rganmaguncha fanni tushunib bo'lmaydi. Qamma xohlagan tomonga talqin qilib ketib qoladi. Demak, islomni to'g'ri tushuntiradigan uslubni ishlab chiqqan ulamolar paydo bo'ldi. Bularni mujtahidlar deyiladi, mazhab boshilar. Masalan, 4 ta mazhab muomala bobida islom ummatini dinni to'g'ri tushuntira oladigan madrasasi deyiladi. Hanafiylar, Shofiylar, Malikiylar, Hambaliylar, 4 ta mazhab. Bu mazhabni o'zini uslubi bor, shu uslub asosida dinni tushundilar. Endi aqida e'tiqod qilinadigan yo'nalishi bor islomda. E'tiqod qilinadi. Allohga iymon keltiramiz, farishtalarga iymon keltiramiz, Allohning sifatlariga iymon keltiramiz, ha? Yaxshilik, yomonlik Allohdanligiga, payg'ambarlarga, kitoblarga va bir qancha e'tiqodni o'zini kategoriyalari bor. G'aybga iymon keltirish. Bemalol. G'aybga iymon keltirish. G'aybga iymon keltirishni odam o'zi o'ylab topa olmaydi. O'zicha o'ylab topib, g'aybga mana shunaqangi ishonaylik deya olmaydi. Vaholanki g'ayb mavjud, ya'ni biz boshqa, ya'ni o'lgandan keyingi hayot, qabr hayoti, qayta tirilish, o'lgandan keyin inson dunyodagi qilgan amallariga hisob berish, javob berish, ha? Bularni hammasiga o'rgatuvchi bir muallim kerak. Buni uslubiyatini Maturidi, Ash'ari kabi ulamolar o'rtaga qo'ydi.
Bu mesela adam köpeyip gitti. Mu'tazile degeni çıktı. Mucassimeler çıktı. Allah Ta'ala'nın cisim deyip tasavvur kıladigenler. Kaderiler çıktı. Bir kança türlü hıl fikirliler payda buldu. Ve bularge keskin üslubiyetini koygen ve meydanda galaba kılgen ikide imam Ahl-i Sünnet vel Cemaat'ın üslubunu ortaya koydu. Ana endi İslam ümmeti bana şu ikide üsülge özünü bağlarken adaşmadı. Bugünge kadar İslam ümmetini himaye kılıp gelgen akidede Maturidi Aş'ari akidesi fikhte törtte mezhab buldu. Endi İslam'ın içi de eğer tartışu, ihtilaf, cencel bu mese taşkardaki küçünün Müslümanlarına küçü yetmegen. İslam tarihinde barça cenglerini kursayız. Hammas da mağlubiyet içimizden bugün. Bizi içimizde bugün yani pozisyonu bir koyuş. Özümüzün kılışımız gereği bugün işimizi, kımaslığımız akıbeti de yengilgenmiz. Şimdi İslam'a muhalif bugün adamlarını İslam'a münasebeti. Ben hazır içkardaki gapni kıskara yapırdım. İslam'a muhalif bugün cemiyetlerinin İslam'a bugün münasebeti insafliler tamamından ha İslam bir yakşı din deyip kabul kılmadı. Özleri kabul kılmasayan İslam'ı yakşı alam şumul din değil. Lekin İslam'ı özlerine muhalif bilgen, İslam'ı düşman keyfiyetinde bulgen cemaatler hem yokmaz. Bunlar siyasetçiler yani bütün dünyanın dizaynını kaytattan kurmakçı bugün adamlar. Her daim gegemonlik kolumda tursun deyilgen cemiyetler. Ben gegemon buluşum kereyi deyilgen cemiyetler. Ular her daim özlerinin karşıları da özlerine İslam'ı muhalif de bilişeli. Mesela bittesi globalistler. Bütün dünyanı yegane medeniyet astıge apkırmakçı bugün sistemi var. Bu sistemenin akidesi itikadı dinimez. Yani dinsizlik üstüge kurulgen. Ular Allah Subhanahu ve Taala'ya uruş ilan kılgen teşkilat. Globalistler. Hazır IT teknolojinin asası küçü bularını koydu. Pul, kural, baylik bularını koydu. İlmi asaslarını bular egellegen hazır. Çünkü sebebi dünyanı keşf kıyan adamlar. Oddiy adamlarmez. Bütün dünyadaki uruşlarının dizaynerleri bular. Kayırda uruş buluş gereği, kanday buluş gereği, nime kılış gereği, kelecekeye bunu rica kılıyetken adamlar. Globalizmin maksatları nime? İnsanlar nime saval birse onun cevabını biz özümüz bireylik degen davası var onlarda. Bütün dünyanın bitti kılış. Mesela hazır Elon Musk'ın ricası var. Nime ricaydı? Bütün dünyanın Wi-Fi sistemine ulaş. Bütün dünya oturgen cahizde Wi-Fi sistemine doğrudan doğru ulanıyım siz. Kulaylık mı kulaylık? Yakşilik mi yakşilik de böyleyimiz. Yaman tamaniyem karış gerek. Bunu yaman tamanı nime dese çigareler yok aladı bu bile. Adamlarını mesela Mısır'da tontarış buluyordu. İnterneti üzüp koydu Mısır devleti. Adamlar alaka kılalmasın hiç cahil bile. Taşkaradan alaka kılalmasa içkardakini özü iplavalarıydı. Bu siyaset bilesler bilesler bunlar salardı. Lekin bütün dünyanı yegane Wi-Fi sistemine ulasa kanak üzüp koyalıydı. Hatarı kuruyorsun mu? Tesla. Tesla kompyuter bilan boshqariladi. Sputnik bilan boshqariladi. Teslaga kiras, boradigan manzilingizni belgilaysiz, uxlaysiz. Mashina o'zi olib borib qo'yadi. Yaqinda bitta reklamasini ham qilishdi, bo'lgan hodisa. Barda bitta bola chiqqan, kay, Teslaga o'tirgan, uyini belgilagan, ichiga kirib uxlagan. Ketayotganda orqasidan politsiya tushgan mashinaga. Mashinada rulda odam yo'q. Aleyküm selam. Polisiyadan kaçıp yetagene yok polisiye. Üyüge varıp tokta gel. Varsa uklaya yatıptı. Yani uklaya yatıptı bu çizgen cevabı abarı yaptı. Yakşı mı yakşı, kulay mı kulay. Yaman tamaniyen var bu. Ne maddese? Siz öte ahemiyetli adamsız. Mesela devlet ahemiyeti ege insansız. Tesla hareketi yapsız, şık kulüplendi. O haklagen cevabı abardı sizi. Mümkün mü? Mümkün. Hafli mi hafli? Devlet yok alıp gidiyordu. Devlet ahemiyetindeki sırlar yok alıp gidiyordu. Bunun arkasında duran güç kim? Globalistler.
Globalistler özlerini, yani mana şu maksatlarını amalga aşırış yolu da özlerine muhalif sıfatı da İslam'dan başka kuşunu görmeydi. İslam onlarına halakıt kıladı. Demek ki İslam'da insanlı etikadi başka ruh var. Yok, ben sana etken kıbıyım ben. Benim özümün etikadım var. Sen haklıken yolu yürümeyim ben. Globalizm teklif kılıyken narsalarını global şekilde İslam'a teklif kılalıydı. En katta ularga muhalif nima? İslam. Şunu uchun qo'llaridan kelganicha İslam'ga munosabatlari salbiy. İslamofobiya sistemasi shuning ustiga qurilgan. İslam'ni yomon ko'rsatish uchun qilingan barcha urinishlarga pul tikishadi. Hatto bizni ichimizda musulmonman deb turgan bolalarni İslam'ga zarar berishligiga ishonchlari komil bo'lsa pul tikishadi. Nimaga xizmat tahrirga pul tikilyapti? Xizmat tahrirga musulmonlar pul tikmaydi-ki. Nimaga unga pul tikilyapti? Chunki islomni ichidan parchalashi mumkin bo'lgan jamiyat. Ichidan parchalaydi. Bular musulmonlarning ichiga kirib olib ixtilof qila oladi. Nimaga salafiylarga kuch beriladi, imkon beriladi? Bular ham ixtilof qilishlik uchun eng qulay jamoa. Hech kim tushunmagan masalani kirib gapirib odamlarning ichida odamlarning boshini aylantirishadi. Keyin o'zlarining maqsadlariga ishlatishadi va sabab, oqibat, natija globalistlarning maqsadlariga xizmat qiladi. To'g'ridan to'g'ri qiladi demaymiz, bu tuhmat bo'ladi. Ular shariatni to'g'ri tushunmaganlari uchun birovning xizmatida xizmat qilib qo'yishadi. Ana o'shaning uchun islomga bo'lgan muxoliflarni tekshirsangiz, ular islomni yomon otliq qilishga harakat qiladi. Islomning ichida o'sha 1400 yil oldindan usul uslubiyatni o'rtaga qo'ygan ulamolarni tan olib, ularni qilgan ishlariga labbay deb ergashgan millat adashmaydi. Endi o'shalarga tanqid qilib, ular adashgan, ular xato qilgan, ularda ham bu uslublari noto'g'ri degan odamlar islom nomi bilan gapirib, hattoki jihad, hijrat, ilohiy kalimatulloh, islomdagi eng muqaddas gaplarni gapirib, qo'liga qurol olib kimga xizmat qilayotganligini tushunib yeta olmay qoladi. Ishit chiqdi, to'g'rimi? Iroqda. Kimga xizmat qildi? Musulmonlarga xizmat qilmaganligi aniq, lekin kimgadir xizmat qildi u. Ishit chiqqunga qadar Amerika Suriyaga kira olmayotdi. Kiraman deganda Rossiya raketasini ko'rsatdi. Sohani sizlar yaxshi bilasizlar mendan. Kirsang uraman degan edi. Amerika nima o'yin qildi, IŞİD'ni paydo qildi va IŞİD'ga qarshi kiryapmiz deb Suriyaga kirdi. IŞİD'ga qarshi kiryapmiz deb Suriyaga kirdi. Kimga xizmat qildi demak? O'shalarga xizmat qildi. Lekin IŞİD hech qachon musulmonlarga xizmat qilgani yo'q. Musulmonlarning yurtlari vayron bo'ldi. Bolalari yetim qoldi, xotinlar beva qoldi, erkaklar o'ldi. Iqtisod sindi. Infrastruktura izdan chiqdi. Endi necha bir 100 yil atrofida qurilish bo'lsa ham katta gap o'tdi. Tarixni yo'qqa chiqarish, tamomi vayron qilishdi. Kimga foyda bo'ldi? Lekin ular nima deyatuvdi? Jihad. Allohu akbar deyatuvdi. Islomiy lug'atlar bilan islomga zarar berishdi. Kim yo'naltirdi bularni? Globalistlar yo'naltirdi. Yoki satanistlar yo'naltirdi. Yoki siyonistlar yo'naltirdi bularni. O xizmat qilyapman deyotgan odamlar belki qalbida niyati softdir. Uni biz bilmaymiz uni. Niyatga aralashmaymiz. Niyat Alloh bilan banda o'rtasidagi ish. Lekin qilyotgan ishi shar'iy, islomiy to'g'ri talqinga muvofiq bo'lmaganligi uchun zararga ishladi. Shuning uchun globalistlar mana shunaqangi narsalarni amalga oshirishlikda islomni to'g'ri tushuntiradigan, islomni to'g'ri tushunadigan millatga qarshi o'yinlar o'ynaydi. Malaka oshirish suhbatlaridan ko'zlangan maqsadlar ham shu. Sizni, ayniqsa sizni sohangizdagi odamlarni ko'ziga islom desa terrorni ko'rishlikni xohlaydi ular. Siz yomon ko'rishingiz kerak musulmonlarni. Maqsad shu. Siz yomon ko'rsangiz islom deganda, islomdan nafratlansangiz, islomga nisbatan salbiy munosabatda bo'lsangiz, o'zingiz bilmagan forma kiygan holda islomga zarar yetkazasiz. Bilmaysiz. Buni oldini olish mana shunga o'xshagan to'g'ri tushunchalarni o'rganish bilan bo'ladi. Islom
har doim cozibador din. İslam navqron din. İslam nurafshon, bütün insoniyat bilan dialogga kirisha oladigan din. To'g'ridan to'g'ri kelib, İslam deganda birinchi o'rinda IŞİD'ga imkon berganlar YouTube'larda hozir ham turibdi videosi. Qo'lini kesayotgani, boshini olayotgani, odam o'ldirayotganini keng tarqatib olishdi. Ha? Hozir ham turibdi YouTube buni bloklagani yo'q. Nimaga İslam xunuk ko'rinsin? İslam qotillar dini bo'lib ko'rinsin uchun turibdi. Lekin Breivik, ha, Yangi Zelandiyada 20 ta 30 ta odamni otib tashaganini bir kunda bloklashdi. Yo'q, hozir videosini topa olmaysiz. Saharani tiqib qo'ymagan bo'lsangiz, YouTube'da jonli yo'q. Nimaga? U boshqa din vakili, uni fobiya qilish to'g'ri emas. İslam, islomiy surat bilan, islomiy nom bilan qotillik qilganlar YouTube'da turaveradi. Breivikniki sraz o'chiriladi. O'yin bo'lmasa nima bu? O'yin. Demak, biz ko'zimizni ochishimiz kerak. Bizni millat. Millat o'laroq shakllanarkan, İslam bunda juda katta rol o'ynagan. Bizni millatni o'sha jomartligi, fikriy ochiqligi, samimiyligi İslam bilan quvvatlanganda juda katta potensial hosil qilgan. Tarixda 6-7 asr, 7 asrlarda İslam bizga kirib kelgan. Va İslam kirib kelgandan keyin 8, 9, 10, 11 asrlarda Renesans vujudga kelgan. Uyg'onish davri. Bütün dünyaga ustoz bo'lishlik qobiliyatiga ega bo'lgan bizning millat. Bunga turtki İslam bo'lgan. Buni bekitishyapti. Yo, berkita olmaysizlarki. Tarixda bizga İslam kelgunga qadar bu millatning ichidan bir dona ustoz ko'rsatinglar, ko'rsata olmaydi hech bittasi. Bizni motivatorimiz, ya'ni bizni yaxshilikka targ'ib qilgan juda katta kuch sifatida tarixda shakllanishligimizda islomning roli katta. Nima endi biz islomni to'g'ri ma'noda tushuntirmasligimiz kerak? To'g'ri ma'noda tushuntirishimiz kerak. Biroz kech qoldik hatto. To'g'ri ma'noda tushuntiraylik. Har birta sohamizda islom bizga eng kuchli motivatsiyani beradi. Islom bizni uyg'otadi. O'rnimizdan turg'izadi. Millat uchun jonini fido qiladigan odamlarni tarbiyalaydigan e'tiqod islom. Lekin bizga aynan islomni o'zi bilan bu islom qonxur din, islomdan sovutish, islomdan nafratlantirish siyosati dunyo bo'yicha targ'ib qilindi. Bundan qutuladigan davr keldi. Hozir eng katta yutug'imizdan bittasi shu. Buni gapira olyapmiz. Siz eshityapsiz, ertaga siz gapirasiz kimgadir. İslam deganda ko'chadagi YouTube'dagi kimdir gapi bilan islomga xulosa qilmaysiz endi. Nima deysiz? Islomni o'zining mutaxassisdan so'raylik. Islom bunaqa emas. İslam bir ko'chada yurgan odamni tinch aholini portlatmaydi. Odam o'ldirmaydi, dinda unaqa bo'lishi mumkin emas. Buni İslam terror deyilmaydi. İslam bilan terror yonma-yon bo'lishi mumkin emas. Qaynoq marojna degan narsa to'g'ri emas. Ikkalasi bir-biriga zid tabiatan. Terror umuman boshqa narsa, İslam unga mutlaqo teskari. Buni tushunish, tushuntirish va buni bilish soha egalariga o'ta ahamiyatli narsa, muhim narsa. Buni o'zlashtirganimizdan keyin bilamiz. Biz islomimizni o'rganar ekanmiz, tashqi kuchlarning siyosiy o'yinlariga o'ynab qo'ymaymiz. Sergay bo'lamiz, dinimizni bilganimiz uchun biz bu ya'ni voqiyaga qanday munosabat bildirish kerakligini bilamiz. Ular aytayotgan o'sha ommaviy madaniyatga asl tushmaymiz, qurbon bo'lmaymiz. TikTokerlik masalan, hozirgi kunda TikTokerlar, YouTuberlik masalan, blogerlik, har xil sohalar globalistlarning maqsadlari. Ular o'sha ongsiz, shuursiz, da'vosiz, millat g'amisiz bir millatni tarbiyalasa, bu millatni o'zlarining nomida aytishadi, X millat. Noma'lum millatni tarbiyalasa, ertaga ular o'zlarining maqsadlarini amalga oshirganda bularga murojaat qiladi. Hammanglar ko'rdinglar, TikToker onasini yuziga tort bilan urib like yig'yapti. Bu bitta misol, bu prototip bu. Bu misolni ommaviy shaklda qilish rejalari bor. Ommaviy shaklda.
Shunaqa bir TikToker jamoasi tashkil qilinsa, ular onasini yuziga tort bilan ura oladigan saviyaga keltirsa, millatini sota oladigan sotqinlar tayyor degan. Maqsadni kattaligini ko'ryapsizmi? Qo'yib berishlarining sababi shu. Hozir kipin havuzlar qilishyapti. Ya'ni alohida uylar. 8 ta erkak, o'g'il bola, balog'atga yetgan 17, 18, 19 yoshlik 8 ta qiz. 16, 17, 18 yoshlik qiz. Bitta uyda yashashyapti hozir. TikTokerlar. Jamiyatimiz ichidagi koronavirusdan xavfli bo'lgan parazitlar. Koronavirus ham xavfli, lekin undan xavfli bu. Koronavirus jasadni, ya'ni izolyatsiya qiladi, jasadga ta'sir qiladi. Bu millatga ta'sir qiladi bular. Bu tamoman bularga suyanib bo'lmaydi bularga. Bularga millatning tashvishini taklif qilib bo'lmaydi. Bular shunday chiqib borib millatni sota oladigan tarbiya bilan tarbiyalanyapti. Kim ishi bu? Islomga muxolif bo'lgan jamiyatlarning ishi bu. Ha, masalan, hech qachon TikTokerni yopish kerak, YouTube'ni yopish kerak degan tarafdor emasman. Men hech qachon senzura tarafdor emasman. Biz nima qilishimiz kerak? Biz unga muxolif o'laroq o'zimizni dinimiz o'rgatgan to'g'ri ta'limotni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Bizga diniy soha masalasi bo'yicha masalalar ro'baro kelganda dinni bilishimiz kerak. To'g'risini tushunishimiz kerak. O'shanda ajrata olamiz. Va qarshimizdagi odamni agar globalist bo'lsa, siyosatiga o'ynab qo'ymaymiz. Buni biladi globalistlar. Shuning uchun islomga bo'lgan jangni hamma jabhada teppa-teng olib ketishyapti. Hamma jabhada. U axloq jabhasi bo'lsin, u masalan aholi shunoslik jabhasi bo'lsin, siyosat jabhasi, urush, harbiylik hamma sohada ketyapti. Hozir bundan oldingi suhbatda gapirdim. Mana nikoh masalasi. Nikoh masalasida globalistlar taklif qilgan yo'nalish bor. U nima yo'nalish? Nikohni erkin qilish, ha. Xohlagan xohlaganini qilsin deyapti. LGBTga ruxsat ber deyapti. Nimaga LGBTga ruxsat beradi? Nima samarasi bor uni? O'zlarining ichlarida u narsaga xayrxohlik yo'q. Millatlarga yoyish maqsadlari. Qayerga borishsa birinchi shuni gapirishadi. Qayerga borishsa. Obama tug'ilgan Afrikadagi qishloqqa bordi. O'shani bir YouTube'da bo'lsa ko'ringlar. Bordi, borganda o'zini tug'ilgan qishlog'i. Birinchi aytgan gapi nima bo'ldi? Mana shu joylarga ham dedi. Inson huquqlarini keltirishimiz kerak. Bir jinsliklarga ruxsat berishimiz kerak dedi. Ha, buni gapirtirishyapti shunaqa gap deb. O'zlari emas, tashqari butun millatni yo'qotish uchun qilishyapti buni. Vaholanki nikohga bo'lgan munosabat islomda juda qattiq, ya'ni jiddiy munosabat. To'g'rimi? Muqaddas tushuncha deyiladi. Guvohlar guvohligida, valiylar guvohligida ko'pchilikka to'y qilasan, e'lon qilasiz, faxrlanasiz, xursand bo'lasiz, nikohga orzu qiladi. Kelinlar chimildiq orzu qiladi, kuyovlar chimildiq orzu qiladi, hayotini shuni rejasiga quradi, oilani muqaddas deb biladi. Bu nimaning ta'limoti? Islomni ta'limoti. Bitta shu ta'limotni o'zi bilan butun dunyoni bosib olyapti musulmonlar hozir. Qo'shtirno ichida. Eng ko'p tug'ilish musulmonlarda. Eng ko'p tug'ilish musulmonlarda. 2050-2060 yillarga borganda Germaniyaning asosiy aholisi musulmon bo'lib qoladi. Tug'ilishi o'zi bilan hech narsa kerak emas. Tug'iladi faqat musulmon tug'ilyapti-da. Bu ularni xavotir qilyapti. Shuning uchun zimdan nima qilishyapti? Musulmon o'lkalarida tug'ilishni oldini olish kerak deyapti. Hozir eshitgansizmi, to'g'rimi? Ikkita farzand ko'rgandan keyin to'xtatinglar deyapti. Doktorga borsangiz, "Yo, bizga gap tegadi." "Senga nima gap tegadi?" "Ha, shunaqa buyruq bo'lgan." "Qani ko'rsat desiz, ko'rsata olmaydi." Buni kim buyruq qilyapti? Millat xoinlari bor ichimizda, demak. O'zi qonunda turibdi. Oila kodeksida turibdi. Oila
Nechta farzand ko'rishlikni er xotinning ixtiyoriga bergan. Ular hal qiladi. To'g'rimi? Boshqa odam aralashishga haqqi yo'q. Kimdir kelib sen ikkita farzand ko'rasan desa jinoyat u. Oila daxlsizligiga putur yetkazyapti. Noto'g'ri. Vaholanki Rossiyada oila ko'paytirsa, farzand ko'rsa, unga targ'ib bor, tashviq bor, pul beradi. Ularni bunga undayapti. Xitoy bilan chegara hududlarida Xitoyni tug'ilishi evaziga Rossiyaning yerlari qo'ldan chiqib ketib qolyapti. Chunki ruslarda tug'ilish yo'q, kam. Yiliga 1 million odam kamayapti Rossiyada. 1 million 900 qancha ming kamayapti o'di. Bu 4 yil 5 yil oldingi statistika. Kamayib ketyapti aholi. Ha, bunda demak kimni qo'li bor? Islomning muxoliflarining qo'li bor. Nikohni yo'qqa chiqarish, bir jinslilarni targ'ib qilish, tashviq qilish, o'sha TikTokerlarni bunaqa imkoniyatini bitta uylarga qamab qo'yib, nikohning muqaddasligiga putur yetkazish, buni erkinlik deb targ'ib qilish, ota-onalarni bunga aralashma deyish. Jabhaning kengligini ko'ryapsizmi? Hamma sohada hujum bor. Uni oldini olishlikda islomdan ko'ra samarali tushuncha yo'q. Chunki islom ilohiy din. İlahi talimat. Onu doğru düşünsek, doğru talqin kılsak, İslam bizge her kanday muammanın en doğru yeçimini korsatadı. Doğru talqin kılsak fakat. No doğru talqin kılgenler, İslam'dan hem o şey cinayi maksatlara da faydalanıştı. Faydalanıp kiliş yaptı hazır geçe. İnşallah Rabbil Alemin, onlar uzakka barmaydı. Çünkü İslam'ın yaşavçalligi, üslubiyeti, yukarıda etkerimiz, mezhepler, Akide ulamalarının üslubiyeti İslam'ın muhafazası için en samarali üslub. Unga müntesib bugün, unga uzunu mensup kigeller yaşayacağım dinini yaşayını ve dünyanın özde hem yutuğuna erişedi. Demek, umumi hülasa şu. Mesela deyelik, saval tuğulup kalışı mümkün. Japonya. Japonya kadr masalası da, rivojlangan mamlakatlar içi de, sıfat mavzuları da dünyada yetakçi hisoblanadi. Yapon malları cüde küçülü sıfatlı. Mesela maşınlarını mine uğras, Mercedes'e minasız, BMW'ye mine diyalı, hemen asıl mine diyalılar var. Lekin ustahanaga borsayız, Toyota'nı görmeyiz. Yapon malı kem buladı, üzülmeyin. Yapon malı cüdeyem sıfatlı. Nimaga ular bunaqa kuchayib ketdi? Axir ular musulmon emas-u, ko'rdinglarmi? Deydi. Islomni iymon ko'rsatmoqchi bo'lganlar. Biz musulmonmiz, nimaga biz kuchaymayapmiz? Deydi. Shunda to'g'ri javob shu. Aslida ular musulmon emasman, deyapti yaponlar, lekin amallari musulmoncha. O'sha ilmga targ'ib, bir ishni sifatli qilish, o'z ishini mas'uliyat bilan bajarish barchasi islomning ta'limoti. Allah Ta'ala özünün işige mükemmel yondaşken adamını yakış görüldü. Hadis bu. Resulullah'ın hadisleri. Her bittemiz özümüzün işimizge mükemmel yondaşsak, uşa neticege erişerdik bizden. Biz Müslümanımız deyimiz o, korrupsiyaga botkenimiz. Biz Müslümanımız deyimiz o, İslam büyürgen doğru yönelişke yönelmeyimiz. Müslümanımız deyimiz o, okuşge etibar vermeyimiz. Farzantlarımızge o'qishiga pul ajratmaymiz. O'qituvchilarga to'g'ri munosabatda bo'lmaymiz. Bu amallarimiz islomga qayerda bor? Hech qayerda yo'q. Yaponiya o'qituvchiga vazirni oyligini berdi. Diplomatni daxlsizligini berdi. O'qituvchi jamiyatda eng kuchli shaxs sifatida qaraldi. Natijada samara berdi o'qituvchi. Bola o'qitdi va natijada eng yaxshi kadrlar yetishib chiqdi. Bizde okutuvchilarda erkaklar ham qolgani yo'q, ayollar o'qityapti faqat. Ayollarga qo'liga balamizni beryapmiz, yumshoq bolalar chiqyapti. Xatarmi? Xatar. Nima qilishimiz kerak? Islom musulmonman deyish bilan birga islomni ta'limotiga amal qilishimiz kerak. Ha, o'qituvchilarga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Kadrni hozirdan boshlab tayyorlagan qilishimiz kerak. Yaponiyaning tabiiy boyligi deyarli yo'q. Tog'dan toshdan iborat joy. O'zbekistonda Mendeleyevning hamma jadvali bor.
50 yıl yetadi bizga ta'lim tizimimizga e'tibor qarataylikdi. 50 yilda Yaponiya orqada qolib ketadi. Faqat kadr kerak, hozir boshlashimiz kerak. Demak, islomni to'g'ri tushunishlik faqat va faqat bizga foyda beradi. Islomga bo'lgan munosabatimiz yomon ko'rsatilishligi kimlarningdir siyosati. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Bizga islomni yomon ko'rsatyaptimi? Orqada siyosat bor. İslam'ını yaman korsatışlık akıbatı da milletini içine virüsler katış var. Aliyem ettim ben. Mesela harbiyelerde İslamçalık motivasyonu veredigen düşünce yok. Hemen sahanı koruyun. İslamçalık motivasyonu verer miydi? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ettiler ki bir saat çekerede beda turgan adam 60 yıl ibadet kıgenden afzal dediler. Motivasyonu kanayın. Cehennemde 3 kıl köz cehennemini körmeydi. Bittesini mi? Çekerede bedar turgen köz. Milletini, dinini, uzunu, halkını himaye kıgen köz. Bu niyetini, yani imani asaslı bu niyet bilen bu amelini kıgen adamge Allah Teala acil veredi. Düşmenge karşı uruşta ölse şehit diyepti. Pulvada kime yaptı? Şehit bulasan diyepti. Şehit adam kıyamet günü de yetmişte en yakınlarını şefaat kıladı. Yani necat tapalmayı turgan Müslümanlar şefaat kıladı. Otasını şefaat kıladı. Onasını şefaat kıladı. Özü bilen birge cennet kap kıladı. Bu motivasyonu İslam vermese. Ne mi bilen adamlarını çekerede müstahkem uçlap duralıysız? Pul veremem deseyiz, canını pulge almıştırmıyordu. Düşman kese kaçıp gitme oladı. Bizde kanunlar var, kanundan korkadı. He, kanundan korkuşluyum yakışı da. Lekin, onge motivasyon içiden çıksana mı oladı? Küçük oladı mı? Cüdeyen küçülüyüm oladı. Ruhi manada sındır bu miydi onu? Ben cüde katta havas manasını yapırmasam, misal tarikası da eğitemem. Lekin, bu motivasyonu havas kısa arzıydı. Türkiye'de devlet tontarışı buldu. Doğru mu? Yakındı. 2015 miydi? 2016'dı. Devlet tontarışını harbiler kıldı. Kim gelir? Satıldı. Katta katta generaller ve harbilerin halkını üstüge haydaştı. Mevcut iktidarını aktarış için. Tanklar, avtomatlar, askerler halka kırıp geliyordu. Halkının kurduğu hiç narsa yok. Kökülegini yorup tanka karşı bor yaptı. Nima u ularni unga unda yaptı? Motivatsiya, islomiy e'tiqod, millatga bo'lgan dard, xoyinga qarshi tura bilish. Ha, bu narsalarni islom beradi. Ben bu harbiy soha sifatida misol keltiryapman. Boshqa sohalarni, menga xohlagan sohangizni ayting, o'sha sohaga islomchalik motivatsiya beradigan boshqa ta'limot yo'qligini isbotlab beraman. Tibbiyot sohasi. Tibbiyotda Peygamber Aleyhisselam'ın hadisleri var. Likulli da'in dava deganlar. Har bitta kasallikka dava var. Allah Teala bir milletke kasallik tushursa, uning davosini ham tushirgan bo'ladi. Izlaninglar degan, davolaninglar deganlar. Kasallik tushdi, noumid bo'lib, uxlab o'lib ketaverma. Nima qil? Kasalmisan, Alloh buni shifosini ham bergan, izla. Kimga motivatsiya? Tabiblarga motivatsiya bu. Tabiblar imonli musulmon tabib aytadiki, meni payg'ambarim har bitta kasallikning davosi bor dedi. Demak, men topishim kerak. Chunki o'qidim shu sohani. Bu sohaga millatning oldida javobgar menman. Deydi, koronavirusga davo izlaydi. Unga turtki nima? Hadis. O'qituvchi haqida. O'qituvchi Qoylukum man ta'allamal Qur'an ve allamahu. Sizlarning eng yaxshilar Qur'an okup Qur'an o'rgatgan dediler. Muallimga targ'ib. İnsanlar işte eng yaxshi insan muallim. Allohning kitobini ta'lim bergan odamni aytilyapti. Boshqa fanlarni, odamlarga foyda beradigan fanlarni o'qitganlar, yaxshi insanlar. Kelajak uchun eng foydali insanlar. Qo'lingizda bir xurmo ko'chati bor, ekiyapsiz, qiyomat bo'lib qoldi. Nima dedilar? Ekib qo'y dedilar. Dehqonlarga targ'ib bu.
Eking. Siz yeysiz mi, yemeysiz mi? Eking. Odamlarga qolsin. Hamma sohada javob bera oladigan ilohiy ta'limot islom. O'shaning uchun globalistlar islomni yomon ko'radi. Chunki globalistlarga ergashmaydi islomni bilgan odam. İslam'dan özüge doğru yeçimini topadı. İnşallah bana şu Malaka Aşırı suhbetlerimizde şu narsalarını örgünüşümüz faydadan kalmaz. Suhbetke alakadar ya ki erkin mevzuda savallar bulsa, savalları götemiz. Bu sefer siz TikTok'da, YouTube'da bana şu siz tamamınızdan maklana diken başka videolar küçük kurup oralandı. TikTok'da siz özü yerleştirmeyin siz. Lekin bir de TikTok'da kurup oldum. Yer apisle başka boşak işin neki. Peki o şehirde robot orası da gelmeyen gelsiniz. Robotu bir yerde şuna kıskan maklana diken kıskartırılırken ki robot halal yok ki robot bu imandan diken de bir takın kılınken diken de şu torusu da bir huzuzdan eşmak şeyde bu torusu da. Koyan numaralarınızı hep kurdum. Lekin ben bir de kurganda yo'q deb shunday sanar. Robot to'g'risida bir fikrni bilmoqchi edim. Ribo haqida fikrlarim ko'p. Bank sistemalari, ya'ni bank xodimlarini ham suhbatlariga borib aytganman. Riboni Qur'oni Karim harom degan. Ahallallohul bay'a va harromar riba degan. Men o'zi shu sohani ichida o'qib yurib, Qur'ondagi oyatga zid gapirishi mumkin emas. Zid gapirsan, yo o'sha kuni aqlim ketgan bo'ladi, yoki kimdir uni montaj qilgan bo'ladi. Mumkin emas u. Siz ko'rgan narsa montaj. Montaj bo'lgan va meni ko'p taxmin ya'ni tahlillarimga ko'ra va ba'zi isbotlangan asoslarga ko'ra shaxsan meni shaxsimga qarshi 30-40 ga yaqin profil 24 soat ishlayapti. Har bitta gapimni yozadi. Hozir mana jonli muloqot ham ketyapti. 313 ta odam ko'ryapti jonli muloqotni. Bu suhbat tugashi bilan ko'rsangiz 3000, 4000, 5000, ertangidan 20000, 30000, 40000 ko'payib ketyapti suhbatimiz. Va o'tirib olishib shu suhbatlarni kesishib ha degan gapimni yo'q, yo'q degan gapimni ha deb tarqatishyapti. Men buni tahlilida o'yladim. Nimaga buni qilishyapti? Kim bular? Nomi yo'q. Nomi bor. Masalan, Umar ibn Xattob deb qo'ygan. Umar ibn Xattob o'tganlarga 1400 yil bo'ldi. Bu odam Umar ibn Xattob emas aniq. Nimaga bunaqa qo'yib olgan? Musulmoncha nom qo'yib olgan. Lekin og'zidan bodi kirib, shodi chiqadi. Nima desa deydi, yozadi, haqorat qiladi. Sabotaj qilishga urinadi. Nimaga sabotaj qilyapti bu? Deyman. Birinchidan, Umar ibn Xattob dek sahobani nomini odamlarning fikrida salbiylashtirmoqchi. Demek bu Müslüman mıs? Bu uşa düşmanın kimlerdendir? Ben çok ihtimal bilen ularını uşa aliye yetim halinden alingen değil mi? Maksus işletedigeller var onu. Atası yok, anası yok. Bir adam aytgan edi. Uşa tontarışlar, devlet tontarışları bugün de adam atadigellerde uşa ne kadar mihirsizlerini terbiye kılınadı. Mihirli adam ata mıydı ki? Siz bir adam ata mıydınız mesela? Uşunaka mehirsizlerine uşunaka değiladi. Ortaya koyuladı. Bir kişi bir hatununu tipi yaptı deydi. Tipip sindirip taşadı deydi. Bir kişi yandaki adamlar, ey seni hem ona tukkan mı akar? Ne kılıyorsan ona kadarsa? O da kopal gebbilen, beni şunge okşagen bitti, fahişe tukkan diye yaptı deydi. Onasından nafratta. Ben yetim handa katta bu gemden dedi. Onasından nafratta. Uşnaka adamlar var. Troll profil deyiler. Ular nimaga bunaqa qilyapti? Demek ben yani özür soragan, keçirim soragan, qo'liga qurol alıp ketayotgan paytda to'xtab kelib, ben sizning gapingizni eshitib to'xtadim degan, Rossiyada bilet alıp Suriyaga, Turkiyaga uçup Suriyaga ketmoqchi bo'lgan to'xtab qaytib kelganlarning soni sanoqsiz. Bunaqalar ham ko'p. Endi bu siyosiy o'yinlarni oldini bizi suhbatlarımız olayapti demek. Bu siyasetini oyununu buzayapmız demek. Doğru yapını yapırganımız için yapımızda iştiyatkarlar bor demek. Her bitti Suriye'ye borgan adam üstüden pul alınadı. Biznes tohta yaptı ular tamamıdan. Demek ular bu masalalarda bizni şahsiyetimizni hedefge ogen. Obrosuzlantırsak, bunu ha degen yapını yok deyip tarqatsak, yolg'on.
Hiç yok. 4'te 5'te adam ta Suriye'ye yetip kegünce bunu yapıp yalgan bulup dursun deyiş yaptı. Fakat ben Suriye'de misal kılıyıp ben başka sahalardayım. Şimdi o şey yapının umumi yapı şu. Bir adam bana saval verdi. Aytti ki, bana bu maşinem dedi. Narkın nakitke 10.000 dedi. Bir yılge 20% kımmatke satsam boladı mı dedi. Saval şu. Dedim ayettim boladı dedim. Çünkü inna fi zaman hissatun min as-saman degan qoida bor shariatda. Zaman o'tishi narxni qimmat bo'lishligiga ijozat beradi. Naqdga 10.000 narsani nasiyaga 12.000 ga olishga ruxsat. Chunki pul emas, moshina sotyapsiz siz. Vaqt o'tganligi uchun qimmatroqqa sotishga haqqingiz bor. 2 yil, 12.000 bo'lishi mumkin. Mumkin 10.000 lik narsani 12.000 ga sotishingiz mumkin. Faqat nima qilinadi? O'sha bitta narxi kelishiladi. 12.000 ga kelishasiz, 20% qo'ydingiz, 10.000 lik narsani ustiga 12.000 qildingiz. Vaqt o'tib ketgandan keyin yana foiz qo'ymaysiz endi. Vaqtda pulni olasiz. Undan oldin olsangiz ham qanaqadir pul o'yini bo'lmaydi. Bo'ldi, naqd savdo bu. Joiz dedim. Keyin haliga odam aytdiki, "Bu yerda foiz bor-ku" dedi. Keyin men aytdim, "Foiz, foiz. Aslan harom emas. Foizni o'zi harom emas, ribo harom. Bunda shar'iy istiloh bor endi. Masalan, siz bilan savdo qilyapman. Ikkalamiz bir restoran ochdik. Aytdikki, foydadan 50% siz, 50% men olaman dedim. To'g'rimi? Shu foiz halolmi? Halol. Foizni kelishyapmiz vaholanki. Biz jumla tuzarkanmiz foizni foyda asosida kelishyapmiz. Joiz bu. Bu ham shunga o'xshagan foiz bu. Ribo harom. Ribo nima degani? Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Riboning qoidasi bu. Ribo nima? Sizni qo'lingizga pul beradi, pulni ustiga foiz oladi. Foyda oladi. Pulni ustiga qanaqa narsa olishdan qat'i nazar u nima bo'ladi? Ribo bo'ladi. Ribo harom. Lekin foydani nimadir foizini hisobiga hisoblasa u harom emas dedim. Buni tushunmagan yoki tushunsa ham gapimizni noto'g'ri ko'rsatishdan manfaatdor bo'lgan odamlar kesib olib mana riboni halol dedi deyotibdi. Bunaqalar haligi Hojiboyni Anvar G'aniyev bilan Anvar Sanayev ikkalasi aka-ukam ekan degan odamlarga o'xshaydi bular. Undan ham bittasi familiyasi bir xil degan deydi-yu. Xuddi shunaqa bular. Dini idora bilan dini qo'mita haqida bir kishi so'raganda gapirdim. Voy, dini idora nodavlat tashkilot. Musulmonlar idorasi u. Musulmonlar dini idorasi nodavlat tashkilot. Davlatga qaramaydi u. O'zini ishini o'zi hal qiladi. Dini qo'mita bor, vazirlar mahkamasi qoshida dini qo'mita bor. Dini qo'mitaning vazifasi nima? O'zbekistondagi dinlarni qonunga amal qilishligini ta'minlash. Ha, ularni qonuniy asoslarini nazorati bulardi. Endi asosan musulmonlar bo'lgan uchun musulmonlar bilan ko'rinadi. Vaholanki O'zbekistonda 15 tadan oshiq dini konfessiyalar bor. Ular bilan bo'lgan muomalani, ya'ni muvofiqlashtiruvchi tashkilot bu. Vazirlar mahkamasiga qaraydi desam, shuni kesib olib, mana Abror Muxtor Ali ikki xil gapiryapti. Bir joyda dini qo'mita davlat tashkiloti, bir joyda dini idora nodavlat tashkiloti deyapti deydi. Gap to'g'ri o'zi. Shuni noto'g'ri deb tarqatishyapti. Shuni ko'tarib yurganlar bor. Bu ham xuddi shunga o'xshagan gap. Biz aslida xato bo'lsa, xatolar o'tadi insondan. Xatoni tan olasiz, ha bu xato, to'g'rilab ketamiz deymiz. Fiqhiy masalalarda bir ikkita xatolarni aytgan ekanman. Imomlar bilan suhbatimizda aytishdi, mana bu fiqhda bunaqa deyishdi. Ertaga ko'rib kelinglar dedim, o'zim ham borib ko'rdim. Ko'rsam xato gapirgan ekanman. Kelib jonli muloqotda aytdim men. Sizning gapingiz to'g'ri ekan, xato ekan. Xatoda ya'ni davom etishlik bu masalani shaxsiylashtirish. Bu masala shaxsiy emas-ki. Bu masala millatning masalasi. Nimaga men bunda xatoda davom etishim kerak? Xatoni tan olib, uzr birodarlar, xato ekan, bu yerga yuraylik deyman. Demak, u montajchilarni yana bitta qiziq anaqamiz bor bizni, anekdotimiz. U montajchilarga o'shanchun oylik beradi ular. U bechoralarni ha. Bu bechoralarni och qolmasin deb shunaqa ishlarni qilib turibmiz biz ham. Boqyapmiz ular. Shu men ham shunaqa qilganman. Komentariy berganda ham ana deb
izah verilip getirdi o şeylere. Şunu yapıyordu, şunu toktatardı ve adam komentarist getirdi. Şuna da. Yine koyu aradı o şeyleri. Kursayız, o aslı anakamaz. Profil kimliğini bilmeyiz. Trolling, yani içtimai tarmaklarda yangi ştat bu. Trolling ştatları, akseriyatını ben Müslümanda bilmiyim ben. Yani o şey Müslümanların içi de kança kub ıhtılah bulsa, kança kub cencel bulsa, kança kub fıskı fasat bulsa manfaatlar adamlar. 24 saat TikTok'ta oturuş mümkün mü? Şunu aldığına alış ilacı yok mu? Aldığına alış doğrusunu devam ettiriş bilen buladı. Bana ha saval bir yerdeyiz, doğrusunu etip koydu. Ular da şunca kıyan işi barbat buldu. Şimdi yenge narsanı kutu oturadı bunlar. Siyasi ünlü emket geldi, bir yerde sizler rastımızını koyup, İslam Karimov'un Müslümanlarını kırgarlıkta ve İslam Karimov'un yanında yürüyen siz mi rastımızını kursatıp durup, o şimdi büyümene şu İslam Müslümanlarını kırgarlıkta delil bu, ben şahs kurgen diyen, nevelen yapıp kursat geldi. O da primitif üslup, o da sadda ve o da seviyesiz üslup. Bile, o şey ettim ki mesela, bizi sohbetimizini eşit günge kadar, ben özümü şahsi iyileştirme etmiyorum. Umumen, doğru sohbetini eşit günge kadar Rusya'ya varıp, YouTube'dan Abdullah Zufar'ın sohbetini eşitip, heyecanlanıp, pul alıp, bilet alıp, Türkiye'ye uçmakçı yaptırdı bir adam. Tosat'tan doğru yapını eşitip kaldı. Toktadı bu. Doğru mu? O şey doğru yapını eşitip kalışlık müddeti bu dolu sekundlar halkladı bazı narsalarını. Doğru mu? Aynısı harbiler bunu yakışı biledi. Sekundlar halkladı. Oşa narsa uçun kılışadı. Yolgalligini bilişadı bula. Hiç yok. 5 minit şunu orkaya anaka kıptırayelik, sürüptürayelik, bunu uçuruvarayelik samolyotta. Bu kesin bundan kurbanlık yasaylik uçun kılını yaptı. Lekin koldan kigençe ularge yani ularını kılıyatken oyunlarını buzuşka hareket kılıyapmız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin buzuyapmız. Hazır. Biz tasavvur kımaydıgan derecede auditoriya bizni işleyipti. Yani labbey diyipti. Bu adam dinige hıyanat kımaslıgını ispatlagan diye iş yaptı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Niçin marta? Yazışadı mesela. Ana indi abrarını yüzü açıldı deydi. Ana indisi o 80. marta yazıyordukken bu dedi. Demek o birincileri yolganıken de. Açılmıyorken hala. Eğer yüzü açıldı diye rast olsa 80 marta kaytarmaydı onu. İnsanın bir madde yüzü açılsa bu oldu, o taşaladı, bu oldu. Doğru mu? Demek, ular bana şuna kengi, o da seyaz, seviyesiz üslubunu kollaşı yaptı. Bizem toxtamasligimiz gerek. En doğru narsa, değil mi? Herkem özünün sahasını doğru çünüş gerek, çüntürüş gerek. Meydanını doğru likke toldursak, immunite şekillenedi ve kılıyetken işleri iş vermeydi. Yani mesela var mı? Özüm düşüncem, bana bütün rivojlangan davlatlar boylar deb oladigan bo'lsak, bütün o'sha xristian diniga mansub kishilar, dunyoning o'sha top 100 taligini aytsak. Endi shu islom dini shunchalik yaxshilikka yetaklovchi, chorlovchi din ekan. Endi meni fikrim shunga siz qanday qaraysiz? Agar shu islom diniga o'sha boylar shunday kirsa, ya'ni islom diniga kirgandan keyin bu zakot berish degan narsa 40 dan bir. Endi bular kirgandan keyin o'sha musulmon davlatlariga tarqatadi deb qolaman. Shunga siz qanday qaraysiz? Yo men sal noto'g'riroq fikrlamanmi? Yo tarqatsinmi? Yo shunday kirib deyman shular ishonsa, deyman pulni tarqatadi. Shuni tarqattirmaslik uchun ham mana bu islamofobiyalar keltirib chiqariladimi degan bir fikrni o'rtaga qo'ymoqchi edim. Shular kirib ketmaslik uchun. Bu ham bitta yo'nalish demoqchisiz. Aslida o'sha moddiy jihatdan musulmonlar yashayotgan mamlakatlar eng boy mamlakatlar. Biz siyosiy ma'noda o'z islomimizni to'g'ri, ya'ni tatbiq qila olmaganimiz uchun, islomimizni to'g'ri tushuna olmaganimiz uchun aksar musulmon mamlakatlar 100 yil atrofida mustamlaka bo'ldi. To'g'rimi? Qaysidir joyi Fransiya bosib oldi Jazoirni, yana qaysidir joyini Italiya bosib oldi Liviyani, yana qaysidir joyi bizni ruslar bosib oldi. Mustamlaka bo'lib hamma narsani davlat qilib beradi degan tushunchani singdirib tashlashdi bizga. Vaholanki shaxslar qilardi hamma ishni. Siz bitta figurasiz. Sizni o'rningiz bor. Hozir o'tirgan joyimizda safingiz ma'lum. Harbiylarda safda ketayotganda bitta joy bo'sh bo'lsa orqadagi oldiga o'tadimi? To'ldiradimi? Namozdan olingan buni. Islom o'rgatgan buni.
oldingi saf to'liq turish kerak. Oldingi safni, pozitsiyani, o'rnimizni biz to'ldirishimiz kerak. Bu saf ma'nosida aytayapman, mutaxassislik ma'nosida ham o'rnimizni to'ldirsak, biz o'sha boyliklarni hammasini to'g'ri yo'naltira olamiz. İlim musulmonning qo'lida bo'lsa, butun insoniyat foydalanadi. İlim musulmondan boshqaning qo'lida hozir bo'lib turibdi-da, insoniyatni boshiga balo bo'lib turibdi. Virus ilmiy asosda chiqarilgan narsa. Bütün insoniyatni boshiga balo bo'ldi. Musulmon bo'lsangiz, musulmonning qo'lida shunaqangi imkoniyat bo'lsa, buni butun dunyoga tarqatmaysiz-ki. Siz yordam berasiz. İslamni o ularni masalan moddiy shunaqangi imkoniyatga ega bo'lishligi İslomga kirsa pulni musulmonlarga tarqatib yuborishi bor, o'shaning uchun buni musulmon qilmaymiz degan gapga aloqasi yo'q. Ular o'zi globalistlar, eng katta puldorlar. Ular o'sha mana shu pulga ega bo'lib turishligida islomni qoralash siyosati orqali erishgan. İslomni oqlasa, pullarni aytganingizda joyiga qo'yib qo'yish kerak. Dünyada en köp israf kılınadigan şahar New York. Bir kunda alaqancha milyon dollarlık narsa çöpke ahlatka taşaladı. Bular bu israf gerçilikini en üst derecede amalga aşırıcı yaptı. Afrika'da adamlar açlıktan öl yaptı. Adalatsızlık bu. Bunu biz netice olarak hadır. Müstakil bulduk. Kimdir bizi basım üstüde üçlap durganı yok. Dinimizni o'zimiz, chegaramizni o'zimiz himoya qilyapmiz. Dinimizni o'zimiz o'rganyapmiz. Biz bir millat o'laroq mana shu haqiqatlarni o'zimiz bilib farzandlarga o'rgatsak, yori do'st birodarlarimiz bilan buni to'g'ri tushunsak, bir avlod, ikki avlod, uch avloddan keyin bu millat yana qaytadan belini ko'taradi. Hozir ham yomon emasu, lekin baribir rivojlangan mamlakatlar safida emasmiz. Qadamlarimiz o'sha tarafga. Hala aytganimdek, soha egalari o'z sohasiga mukammal darajada yondashishimiz kerak. Pulni ham topamiz. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu sahobalar bilan o'tirganlarida aytganlar, "Orzu qilinglar-chi? Nima hozir nima imkoniyat bo'lsa nima qilardinglar?" Bir sahoba aytgan, "Bir uy to'la tillo bo'lganda edi, shu tilloni islom yo'liga sarflasam. Orzu qildim." Yana bittasi boshqa shunga o'xshagan narsani gapirgan. Katta pulim bo'lsa edi, shunaqa qilsam. Endi sizlar orzu qiling deganlar Hazrat Umarga. U kishi aytganlarki, bir uy to'la Solim Mavlo Abu Huzayfa bo'lsa, bir uy to'la Ubaydatul Jarroh kabi odam bo'lsa edi, buni xizmat qildirsam deganlar. Kadr masalasi puldan qimmat turadi. Pulni kadr topadi. Sahoba buni tushunib yetgan. Sahoba odam puldan qimmat turishligini bilgan. Mana shu fikrni biz bugun joriy qilishimiz kerak. Bizga pul emas, bizga odam kerak. Pul rizq Allohdan bo'ladi u hammasi. Lekin dunyoda eng katta boy odamlarni sistemasiga qarang, davlatlar ularga bo'ysunyapti hozir. Ular bilan hisoblashishga majbur. Amerikani davlat deydi. Davlat emas Amerika, oila Amerika. Amerikani oilalar boshqaradi. Katta katta oilalar Amerikani galistik taqib, tepaga chiqib, diplomat bo'layotgan odamlarni bular pul tikadi. Keyin bular aytganini qiladi ular. Ularda umuman sistema boshqacha. Biz o'sha kadr masalasiga urg'u berishimiz kerak. Dinimizni to'g'ri tushunadigan millatni shakllantirib olganimizdan keyin bizga hech kimning kuchi yetmaydi. Bizde o'sha yoshlar statistikasi bilamizki, shu yoshlar mana shuni o'nga zaharlanib, o'sha Suriyaga boshqa joylarga borib, yoshlar o'rtasida ko'p shunaqa hodisalar yuz beryapti. Ya'ni yoshlar qaylardadir 10 kun 15 kun ta'lim olyaptida, mana shu dinlarga qo'shilib, hatto o'zini ota-onasidan voz kechib ketyapti-da. Asosiy mana shu yoshlar bo'lganda o'shalar zaharlanmaslik uchun bizlar nimalar qilishimiz kerak shu? O'sha bo'shliqni qoldirmaslik. Aha, yaxshi savol, ya'ni mavzuga aloqador savol va suhbatimizdagi ko'zlangan maqsad ham shu o'zi. Islomni to'g'risini maydonga to'ldirishimiz kerak. Malaka oshirishda hozir fikriy gaplashyapmiz, ya'ni bitta kitobni olib o'qmayapmiz. 20 ta, 30 ta, 40 ta kitobdan xulosalarni gaplashyapmiz. O'sha xulosalarda islomni qonxo'r qilib ko'rsatayotganlar orqasida
düşmanlar oturganligini tushunib yetishimiz katta fan bu. İslomda qonxo'rlik yo'q. İslomda nohaq odam o'ldirish yo'q. İslomda jinoyatga targ'ib tashviq yo'q. İslom nomi bilan gapirsin, uni oqlanib qolmaydi. Hazrati Ali'ni, Ali radhiyallohu anhu, payg'ambar alayhisalomning kuyovlari, jannat bashoratini olgan odam, 4-chi xalifa. Şu adamını öldürgen adamlar Kur'an okup öldürgen. Kur'an'ın ayetini delil kılıp öldürgen. Demek ki, noto'g'ri talqinga kurban bu geldiği için. Biz o şey, yaşlarımız ne? Doğru İslam bilen tarbiyeler, doğru fikir bilen yöneltilmeginimizce uçlap kalar mıyız? Mesela kamaş bilen bir narsa kabul miydi? Unga jismoniy jazo bilan bir narsa qilib bo'lmaydi, chunki e'tiqod jismoniy jazo bilan qaytmaydi. Uni ichini yorib, qalbini o'zgartirib qo'ya olmaysiz, baribir. Balki unga zulm qilgan saringiz o'zini to'g'riman deb o'ylayveradi. Masalan, Hizbut Tahrir aqidasi noto'g'ri edi. Maslagi islomiy emas edi, ya'ni islomni to'g'ri talqinidagi odamlar emas edi. Ularga keskin chora ko'rib olindi, ular biz haqq ekanmiz deb o'ylab qoldi. Oxiri nima bo'ldi? Yo'q, ularni qo'yib yuborish kerak dedi. Ulamolarga berish kerak dedi. Hozir qo'yib yuborilganlardan 90% tushunib yetdi qilgan ishining noto'g'riligini. 10% endi o'sha jinnig'innisi bo'ladi har bir jamoani. Jinnig'innisi yuribdi hozir, nima qilishini bilmasdan. Biz endi demak, yoshlarimizga islomning to'g'risini aytishimiz kerak. Senzura har doim zarar beradi. Ha. Senzura ma'nosida emas. İslam'ını öğrenmeyen, bilmeyen adam İslam'dan gapirmesin degen gap bu, ilmi gap bu. Üslubiyat bu. Mesela tibbiyat sahasında 20 yıl okuduyuz. 5 yıl boring işlediyiz. Kolingizden yürek operasyasını kılış imkaniyeti var. Bir cahide bir adam keli yaptı da sizge, ben YouTube'da işittim, yüreğinin manakasını kesiş gereken de yaptı sizge. 25 yıllık tibbiyat sahasını mutakassızge. YouTube'dan işittim, Google'dan kıdırıp, tercüme kılıp sizge yürek operasyası da akıllı örgatsanı mı deyisiz? Ben kendilerince öyle mi deyiz? 25 yıl okuyken ben 5 yıl tecrübem var bu üstünde. Sen ne mi deyipsen deyiz? Sen bu gapin bilen bir adamla operasyak sen öldürürsen sen. Yüreğini açıp koyadı, Google'da kurgen cahaya geldi. Şimdi Google'lu yok deydi. Ne mi kılamam bu yani deydi. Bu ta tükkünçü öyle adam. Tibbiyattaki misal bu. Şimdi İslam'da okumasından, örgenmesinden, Google'dan eşitip, körüp, okup, YouTube'dan körüp, palancı şuna kadar genekeller, Abdullah Zıfar buna kadar genekeller, İslam demek şuna kadar deyse, adam öldürüşten yaman iş kıladı bu. Kıldı ki o. Şu Abdullah Zıfar degeni 2016 yılda hamma adamlarını işitke davet kıyken. İşit en doğru yol, işitke barınlar, sizlerge başbana veredi, işit mücahitler, halife ornattı, halifesi hak degen. Tör yılı ötüp, 2020 yılı ötken yılı, işit parakende buldu, ularının koludaki ayollar asır düşüp, kurtlarının koluna turuptu, ayollardan telefonda yaplaşı yaptı. Telegram'da mı, WhatsApp'da mı? Yaplaşı yaptı. Ayet yaptı, sizler hatasılardı yaptı. Halbuki ayollar ki. Ayollar ayeti yaptı, oy. Seni gapin bilen kegenedik biz bir yakka. Sen demek hata diye yapsan. Ben sizlerge başbana beredi de gendim de uşanga aitken edin. Ölüp ketkerlerge kim cevap beredi? Bana şundan dinini işitip, örgenip, onu gapige kırıp, işitke bargan adam, şimdi uşanı özüden tane işti yaptı. Yani İslam'da senzura, yani senzura de gendim, doğru gapini mutahassıslarge gapırtırış gereği. Başkalardan tosiş senzuramaz. Başkalardan tosiş halgi üslubiyat. Lekin mutaxassislarni ma'lum bir muddat nima qilindi, gapirtirmaya qo'yildi mi? Bu noto'g'ri edi bu. Gapirtirish kerak. Gapirsin, islomning haqiqatini gapirsin. İslam hali aytganimdek faqat motivatsiya beradi. Hamma sohani oyoqqa turishligiga targ'ib qiladi. Sizni qilayotgan ishingizdagi savobni ulamolar gapirib beradi. Savobni eshitganingizdan keyin ishingizga yanada ruhiy quvvat bilan yondashasiz. Uni islom musulmonlar ulamolariga gapirtirish kerak. Senzura noto'g'ri. Va gapirganda ulamolardan ham taklif talab qilinadi, gapni aylantirmasdan to'g'risini aytish kerak. Jihod haqida so'rasa aytish kerak, jihodning ma'nosi bu.
kuralli ceng bana bu halatta buladı. Bunun manası bana ki, hicret nama hicret nama manası bu. Darul küfür nama darul küfür manası bu. Kitapta bunday deyilgen, Abu Hanife bunday deyilgen, Şagırtı bunday deyilgen. Ulamalar yapırış gerek. Ve o şey, mesele öz ordunluğa koyulsa, bu da cemiyet, uşuna kengi içimizden çıkışı mümkün bölgen hayillerini aldığını aladı. Abdi, yani cismani basın bilen bunu aldığını alıp bulmaydı. Kamaş, yani cinayetki kolu urgenlerinde kamaşlik kanunda var da, onu dahil kımayız, o buluş gerek. Çünkü cinayetçi ceza alış gerek. Bu mesela cinayetçilikke yol açılıp yeterli. Lekin itikadi fikri düşünce taşabbuske kırmagen bulsa, faaliyetke ötmegen bulsa, onu düşündürüş gerek. Fikri mesele için kamaş doğurmaz. Onu yan düşman kıl terbiye koyamaz. Ondan sonra onu ulamalarına yöneltiriş gerek. Terbiyeleş gerek. Bana sen gepin fikri yeken, hop ulamalarından gepler. Hızbı tahrir mi diyebdi bittesi. Hızbı tahrir bulsan bu ol. Sen ihtiyarın seni. Hakla sen kurbağaya iman kilitir diyebdi itikad. Hakla gelinge itikad kıl. Senin işin. Ben Müslüman ben. Hızbı tahrir bulsan bu ol. Lekin başkalarına bunu targıp kılarken sen İslam'dan delil kilitirişin gerek. Delil senin kellendeki yani kurbağaça fikir bulmasın gerek. Delil yukarıda helge aitken üslubke, üslubiyyetke muvafık buluş gerek. Onu kim halkıladı? Ulamalar halkıladı. Demek ki Hizb-ı Tahrir rupara mı rupara çıkıp baks kılarmaya yaptı. Kaçı yürüttü bizden. Çünkü ilmi asası yok. Demek ki Salafi iman deyip kuruyor kural agerler. İdlib'de yürüyen adamlar çıkıptır biz bilen ilmi baks kılmaya yaptı. Ve halen ki auditoriyemiz milyon atrafı da hazır. Demek ki biz bilen baks kılsa şu milyondan 10% özüge ergeçtirse 100 bin adam ergeçtirdi. Hak bulsa çıksın. Yapırsın yolunu şeriat boyunca ispatlasın. Ben niçin artık taklif kıldım? Hak bulsanlar ben ergeşemansılar dedim. Bu dava adli dava olmaz. Canlı mülakat da yapayım ben. Montaj kımasından yapayım ben. Lekin bir ortası 100-100 kilo almayıptı. Yakında Mısır'a bağırdım. Köpçülük bittesiler köpçülük mü? Mısır'a bağırdım. Mısır'a bağırdığında bittesi bağırdı. Aldın İbrahim nimedim nam kuyvaganıken kiyin. Abdurrahman Mısır'ı deyip nam koyuyor. Kel Mısır'a bakslaşamayız. Kılıp yaz gereken bence. Mısır'a bağırdım. O şey bir cahaya çıkıp eğittim. Bana özüm yakki yürüp ben dedim. Kel kattasın. Kel yaplaşamayız. Bana şeriat bu işe yaplaşamayız. Kur'an bu işe, sünnet bu işe yaplaşamayız. Profilli deaktiri bir tıkıldı. Yok profil, yok alıp kaldı. Bütün adamlarla dinli asosiy xaloskori deb taqdim qilayotgan. Atrofida shunga ishonib yurgan odamlar bor. Haqqi gapiryapti deb. Bashara yo'q. Yuz yo'q. Ko'chada ko'rsam tanimayman men uni. Balki Misrda oldimdan o'tib yurdi balki u odam. Ko'rgan birini tanimayman uni. Lekin meni butun dunyoda ko'rgan odam taniydi. Ya'ni nomim bilan turibman. Abror Muxtor Ali. Ko'chada ko'rsa taniydi. Siz palonchisiz deydi. Aytgan gapimga javob berish uchun shaxsiyat sifatida turibman maydonda. To'g'rimi? To'g'ri. Bu maqtov ma'nosida emas. Bu real kanuni asasdagi gap bu. Aytdin mi gapingda tur kimsen sen? Yok alıp kaldı. Men degen, erkek men degen, bola yok. Yok, unga ergashayotganlar savol berdim mana. Qani lideringlar? Sizlarni bir joyga olib bordi, yok. Bu yog'ida yo'li yo'q endi. Nima qilasizlar? Misrda 8 kun yurdim. Qaytib kelgandan keyin paydo bo'lib turib ben deydi, siz bilen, u bilen ko'rishmoqchiydim, ustozlar ruxsat bermedi deydi. Oy, ustozing ruxsat bermasa ekan, nima qilasan chiqib da'vo qilib, gaplashaman deb. Bu misol aytayapman, bu shaxsiylashtirish emas maqsad. Maqsad nima? Dinni haqiqatini agar o'rtaga qo'ysak, bolalarimiz aldanmaydi. Qachon aldanadi? Dinni haqiqatini to'sganimizda aldanadi. Chunki baribir insonda diniy g'ariza bor, dinga ehtiyoj bor. Uni to'ldirish kerak. To'g'rimi? Chanqasangiz nima qilishingiz kerak? Suv ichingiz kerak. Men sizga suv haqida roman o'qib bersam ham chanqa bosilmaydi. Men suvni sizga gapirib berdim-ku, shaffof bo'ladi. Menga suv bering deysiz, chanqagansiz. Ehtiyoj. Dinam shunaqa. Dinni to'sib, unda qaydi, mana qaydi degan bilan dinni to'g'risini odamga bermasangiz, u odam u chanqagan odam shaffof suv topa olmasa, loyqa suvni ham ichishga majbur bo'ladi.
dinni to'g'risini tushuntirmasangiz, noto'g'risini o'rganishga ham majbur bo'ladi. Bizni bitta yo'limiz shu, to'g'risini o'rgatishimiz kerak. Yana nima savol? Hozir shu qarzdorlik bo'yicha bilmoqchi edim. Masalan, xalq orasida bugungi kunda go'shtga yo bo'lmasa tilla nimaga narxida, yo bo'lmasa AQSh dollariga narx qurib, pulni O'zbekistonga qarzga berish urfi bo'layotir-da. Bu endi ertaga buni narx qo'yishadi, boshqalar pulni misolga. Bu ham bir sud huzuriga kiradimi yo bo'lmasa Lombardga o'xshagan narsani aytyapsiz-da? Kiradi, sudxo'rlikka kiradi. Riboni payg'ambar alayhissalotu vassalom ta'rifida 6 ta narsani qo'lma-qo'l, naqdma-naqd, tengma-teng deganlar. Al-zahabu bil-zahab, wal-fiddatu bil-fidda, wash-sha'iru bish-sha'ir, wan-nakhlu bin-nakhl, wal-milhu bil-milh. Yana bittasi bor, 6-inchisi. Ya'ni tilloga tillo tengma-teng bo'lish kerak, naqdma-naqd qo'lma-qo'l bo'lish kerak. Bir tilloni berib o'rniga tillo olmoqchi bo'lsangiz, 100 gram tilloga 100 gram tillo olishingiz kerak. Uni narxi arzonroq kunlarga tilloni desa, unda qo'lingizdagi tilloni sotib, puliga oling uni. 100 gram tilloga 200 gram tillo olmang. Mana shu iqtisodiy strukturadagi mo'jiza. Odam topolmaydi buni. Hozirgi iqtisodchilar buni mo'jizaligini aytadi. Chunki 100 gram tilloga 200 gram tillo olish, oldi berdi qilish imkoniyati berilsa, kapitalistlar juda katta mahinatsiyalarni ishlay olishadi. Odamlarni aldab juda katta narsa yuzaga chiqib ketib qoladi. Chunki haligi arzon deyotgan tilloingiz qimmat bo'lib ketib qolsa, bu odam zarar ko'radi. Boshqa ko'p iqtisodiy buni tili bor, o'zi lug'ati bor. Buni tan beradi iqtisodchilar ham. Kumushni kumushga tengma-teng naqdma-naqd bo'lish kerak. Endi bizda hozir qog'oz pullar, banknotlar. Banknotlar aslida tilloning nimasi? Evazi. Misoli, orqasida shu tillo turgani uchun pul o'sha tilloni muomalaga kiritilgan. O'shaning uchun pulga pulni ham naqdma-naqd almashtirish kerak. 100 dollarni hozirgi kunda 1 million qanchaga almashtiramiz? 1 million 50 mingga sizga 100 dollar berib, kechqurun menga 1 million 50 ming berarsan desiz, ribo bo'ladi. Nimaga? Kechgacha kurs o'zgarishi mumkin. Siz qo'lma-qo'l qilishingiz kerak. Lombard tilloni olib qoladi, garovga, unga sizga pul berib oladi, keyin kelsangiz, tilloni qaytadan sizga hisob beradi, bermasangiz, tilloni sotib oladi, bo'ldi, o'tib ketadi ularga. Bular 100% ribo. Foiz shar'iy nuqtai nazardan joiz emas. Juda ko'p yolg'on xiyla makrlar bor buning ichida. Qasdan lom sifatda olib qoladi tillangizni. Tillangizning narxi qimmatdir. Siz u tillani berarkansiz, muhtojlikdan beryapsiz. To'g'rimi? Muhtoj odamga islomda nima qilish kerak edi? Yordam berish kerak edi. Vaholanki muhtojning ustidan yana foyda ko'ryapti bu. Kasalning ustidan foyda ko'rganga o'xshagan. Bu jinoyat ustiga jinoyat. Bu xalqlar o'rtasida ham juda katta muammolarni keltirib chiqaradi. Joiz emas. Buni savdoda halol jihati bor, o'sha halol jihatini o'ziga ruxsat, ya'ni oldi berdilarda naqdma-naqd bo'lishligi, tengma-teng bo'lishligi, tilloga tillo bo'lsa, bunaqa narsalarda shariatga muvofiq amal qilish kerak. Siz aytayotgan bu lombard sistemalari joiz emas. Xo'p. Chiqisham bo'lib qopti. Sizlardan xursand bo'ldik sizlardan suhbatlashib. Alloh taolo bugungi suhbatimizni dunyoda ham oxiratda ham foydamizga hujjat qilsin. Sizlarning ham qilayotgan xizmatingizlarda Alloh rozi bo'ladigan amallarga Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta va astagfiruka va atubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigora barchalarimizni o'zing rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilgin. Millatimizni, xalqimizni eski izzatiga qayta yana erishtirgin. Kelajagimizda bu millatni boshqa millatlar ichida namunali millatlar bo'lishini Alloh taolo o'zi nasib qilgin. Kasbkorlarimizga barakot bergin, o'tganlarimizni o'zi rahmatinga olgan bo'lgin. Oralarimizdan mutaxassislar yetishib chiqib, millat uchun juda katta manfaatli ishlar qilishligimizda o'zing yordamchi bo'lgin.
وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. رحمات سلامت بريده.